Fenerbahçe'nin son günlerde yaşadıkları hakkında konuşan Acun Ilıcalı kendisi hakkında sorunu olanları sert bir dille eleştirdi. Hodri Meydan isimli YouTube kanalına konuşan Acun Ilıcalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin son dönemde yaşadıklarını değerlendiren Ilıcalı Fenerbahçe'nin hayatındaki yerini de anlattı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları. Alerjisi olan biri varsa onlarda problem vardır. Fenerbahçe'nin yeri benim hayatımda çok önemli. Hayatımda en mutlu olduğum anlarımı sayıyorum, içinde 3 ila 4 tane Fenerbahçe ile ilgili şey var. Son dönemde gerilim var, aman başka diğer taraftarlar kızar, korkusu yaşayan biri olmadım. Bununla ilgili bana alerjisi olan biri varsa onlarda problem vardır. İstediğim kadar kazanıyorum. Ben 3 gece Fenerbahçe gecesi yaptım kanalımda. Benim yaptığım yanlış bir şey değil. Galatasaraylı Galatasaray'ı, Fenerbahçeli Fenerbahçe'yi desteklesin. Bu tarz şeyler umurumda değil. Böyle fanatik insanların üzerinden para kazanmayı da istemem. Allah zaten bana nasip ediyor, istediğim kadar kazanıyorum. Taraftarımızı çok seviyorum. Ben taraftarımızı çok seviyorum. Fenerbahçe seyircisine aşığım. Bütün zorluklarda, başarısızlıklarda taraftarın yanında olmak Fenerbahçeliliğin ayrıcalığı bu. Taraftarımızdan şunu bekliyorum, futbolcular kötü oynayabilirler. Benim hayalimdeki taraftar düşen futbolcusunu ayağa kaldırandır. Maç yarıda K-A-L-I-R-D-I. İngiltere'de futbol taraftarı maçın içinde ses çıkararak maçın sürekli analizini yaparlar. Fransa'da mesela maçı yaşamayan seyirciler var. Bizim taraftarımızın desibeli ve oyunun içine olan etkisi çok daha fazla. İngiliz taraftar kendini yere atan adamı protesto ediyor. Bizim yaşadığımız Pendik maçı İngiltere'de yaşansa maç yarıda kalırdı. Hayatım boyunca böyle bir ses duymadım. Futbolu güzel yapan en önemli faktör seyirci. Pandemide tribünler boş olduğunda ne olduğunu gördük. Olympiakos maçında gurur duyduğum bir şey oldu. Olympiakos'un başkanı Marinakis bana, ben hayatım boyunca böyle bir ses duymadım, dedi. Olympiakos maçı taraftarın açısından sezonun en iyi maçıydı ve olağanüstü bir birliktelik vardı. Tüm taraftara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, taraftarıyla Fenerbahçe. Bir kulübün gücü taraftarıyla alakalıdır. Bu kenetlenmemiz her zaman gurur kaynağı oldu. Tüm taraftara teşekkür ediyorum.